Evet, birinci sorumuz. Türkiye'nin Almanya ile dostluk, tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşmasını imzalamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Milletler Cemiyeti'nin Musul meselesinde taraflı tutumu. B. Basmacılık hareketinin başlaması. C. İsrail Devleti'nin kurulması. D. Dünya ekonomik bunalımının yaşanması. E. Almanya'nın Yunanistan'ı işgal etmesi. Şimdi ünitelerimizi anlattığımızda hatırlarsanız 1941 yılında Almanya Avrupa yönünde, Doğu Avrupa yönünde ilerlemesini yapmıştı. Yunanistan'ı işgal ettiğinde ise yıl 1941'di ve Türkiye'nin sınırlarına dayanmıştı. Almanya için veya Hitler için bu andan itibaren iki ihtimal vardı. Ya Türkiye üzerinden Türkiye'yi işgal ederek Orta Doğu petrollerine ulaşmayı düşünecek ya da kuzeyden Suriye üzerinden, Rusya üzerinden hem Rusya'nın doğal gazını, petrolünü, kaynaklarını ele geçirecek hem de Rusya üzerinden Orta Doğu'ya inme planları yapacaktı. Belki de bizim talihimiz, şansımız rast gidecektir ve Türkiye yerine Rusya'yı tercih edecektir Hitler ve Rusya'ya saldıracaktır 1941 yılında. Tabii Rusya'ya saldırmadan önce de ne yapacaktır? Türkiye ile saldırmazlık anlaşması imzalayacaktır ki Türkiye'den herhangi bir şekilde bir saldırıyla karşılaşmasın. Dolayısıyla arkadaşlar, Milletler Cemiyeti'nin Musul meselesinde taraflı tutumu Türkiye'nin cemiyeti akvama girişini geciktirmiştir. Saldırmazlık, Almanya ile yaptığımız saldırmazlık anlaşmasıyla çok da alakası yoktur. Basmacılık hareketinin başlaması hatırlarsanız 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya'sına karşı, daha sonra da Bolşevik Rusya'ya karşı Türkler ayaklanmalara başlamışlardı. Ve bu ayaklanmalar giderek bütün Orta Asya'da basmacı adını almaya başlamıştı. 1921 yılında Enver Paşa'nın bu hareketin öncülüğünü yapmasıyla bu hareket daha da genişlemişti. Dolayısıyla basmacılık hareketi Rusya'ya karşı yapılan bir harekettir. Almanya ile hiçbir alakası yoktur. İsrail Devleti'nin kurulması 1948 yılındadır. Onun da Alman saldırmazlık paktıyla alakası yoktur. Dünya ekonomik bunalımı 1929 yılında yaşanmıştır. Onun da Türkiye-Alman anlaşmasına bir etkisi yoktur. Ama Almanya'nın Yunanistan'ı işgal etmesi Türkiye'nin Almanya karşısında korunmasını gerektirmiştir ve Türkiye'nin teklifiyle Almanya ile saldırmazlık paktı imzalanmıştır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı, Almanya'nın Yunanistan'ı işgal etmesi diyoruz. Cevabımız E şıkkı. Soru 2. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Sovyetler Birliği'nin Finlandiya'yı işgal etmesi. B. Almanya'nın Avusturya'yı ilhak etmesi. C. Japonya'nın Pearl Harbor'da ABD'ye saldırması. D. Almanya'nın Polonya'ya saldırması. E. Almanya'nın Norveç'i işgal etmesi. Arkadaşlar, bu çok önemli bir soru. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül'de Almanya'nın Rusya ile anlaşarak Polonya'yı işgal etmesiyle başlamıştır. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle 3 Eylül'de de İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etmiştir. 3 Eylül 1939 yılında. Dolayısıyla cevabımız Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıdır. Yani D seçeneği. Evet, bir diğer soruya geçiyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı meselesi aşağıdaki hangi olay ile başlamıştır? A. 1959 Kıbrıs sorunuyla. B. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla. C. 1973'te TPO'nun, yani Türk Petrol Arama Anonim Şirketi'nin Ege'de petrol arama yapmak istemesiyle. D. Annan planının Kıbrıs Rum yönetimince reddedilmesiyle. E. Kıbrıs sularında Yunanistan'ın hak iddia etmesiyle. Arkadaşlar,
Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sağlığı sorunu ünitemizde de anlatmıştık. İzlediyseniz hatırlarsınız arkadaşlar. Sismik 1 adlı bir Türkiye gemisinin petrol aramak için 1973 yılında Ege sularına açılmasıyla kıta sağlığı sorunu başlamıştır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği, 1973'te TPAO'nun Ege'de petrol arama yapmak istemesiyle bu sorun ortaya çıkmıştır diyoruz. Cevap C seçeneği. Bir diğer soru. Sorumuz dördüncü soru. ABD ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan SALT II anlaşması aşağıda verilen hangi gelişmeden sonra uygulanamamıştır? A. Küba buhranının yaşanması. B. 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın çıkması. C. ABD'nin Vietnam'a asker göndermesi. D. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi. E. Sovyet birliklerinin Çekoslovakya'yı işgal etmesi. Arkadaşlar, SALT II anlaşması silahsızlanma ikinci anlaşmasıdır. ABD ile SSCB arasında imzalanıyor. Ancak Amerikan kamuoyunun bu anlaşmaya tepki göstermesi, Amerikan parlamentosunun ABD'nin haklarının yenildiği iddiasıyla hükümete çok sert tepki göstermesi ve Afganistan'ın SSCB tarafından işgal edilmesiyle uygulanamamıştır. Dolayısıyla cevabımız Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi. Yani D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde SSCB ile ABD arasında bir nükleer savaş çıkma tehlikesi oldukça önemli bir rol oynamıştır? A. Vietnam Savaşı. B. Küba Krizi. C. Süveyş Krizi. D. Suriye Bunalımı. E. Afganistan'ın SSCB tarafından işgali. 1962 yılında SSCB Küba'ya, Fidel Castro yönetimindeki Küba'ya füzeler yerleştirmek isteyince Amerika buna çok ciddi tepki göstermiştir. Neredeyse iki devlet arasında savaş çıkma ihtimali belirmiştir. Ancak SSCB nükleer bir savaşı göze alamadığı için Amerika'ya bir teklifte bulunmuştur. Demiştir ki, sen Türkiye'deki Jüpiter füzelerini çekersen ben de Küba'daki füzelerimi çekerim. Böylece Küba buhranı nükleer bir savaş çıkmadan sonuçlanmış oluyordur. Nükleer bir savaşı çıkma tehlikesi 1962 yılında Küba krizi ile ortaya çıkmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Evet, bir diğer sorumuz. Türkiye, Asi Nehri'nin kullanımı konusunda devletlerinden hangileriyle sorunlar yaşamıştır veya yaşamaktadır? 1. İsrail. 2. Suriye. 3. Irak. Arkadaşlar, A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Arkadaşlar, Asi Nehri İsrail'in kuzeyinde doğup Suriye topraklarından geçip Türkiye'ye girmektedir ve Türkiye'den de Akdeniz'e dökülmektedir. Hatay, İskenderun ovalarını sulayan bir nehirdir. Türkiye, Asi Nehri'nden dolayı Suriye ile problem yaşamaktadır. Bırakılan metreküp sayısı adedince ve Suriye'de yapılmak istenen barajlardan dolayı. Dolayısıyla Türkiye, Suriye ile bu konuda problem yaşamaktadır. Cevabımız B, yalnız 2 seçeneği. Evet, bir diğer sorumuz. Türkiye'nin ilk kadın başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tansu Çiller. B. Türkan Akyol. C. Sabiha Gökçen. D. Fakihe Öymen. E. Meral Akşener. Arkadaşlar, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı 1996 yılında Doğru Yol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kurmuş olduğu koalisyonda başbakanlık yapan Tansu Çiller'dir. Cevabımız A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Soğuk Savaş döneminde Doğu bloku içerisinde kurulan Ortak Savunma Paktı aşağıdakilerden hangisidir? A. Comecon. B. Kominform. C. NATO. D. Varşova Paktı.
E. Molotov planı. Şimdi bu şıkların hepsini tek tek incelersek, Comecon arkadaşlar Doğu bloku içerisindeki ekonomiyi ele alan bir örgüttür. Kominform da ekonomik işbirliği adına devletlerin bir araya geldiği bir pakttır arkadaşlar. NATO ise zaten Doğu bloku ile alakalı olmayan Kuzey Atlantik paktıdır. Yani Batı blokunun askeri kuruluşudur. Varşova paktı ise Doğu blokunun arkadaşlar askeri kuruluşudur. Molotov planı ise arkadaşlar Varşova paktının kurulmasını savunan SSCB Dışişleri Bakanı Molotov'un oluşturmuş olduğu bir plandır. Bu plan doğrultusunda da Varşova Paktı kurulmuştur. Dolayısıyla 1955 yılında kurulan Varşova Paktı, Paktı Doğu Bloku'nun askeri teşkilatıdır. Cevabımız D seçeneği. Evet, bir diğeri. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1 Mart 1945'e kadar mihver devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurucu üyeleri arasında yer alabileceği kararı aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır? A. San Francisco, B. Yalta, C. Moskova, D. Potsdam, E. Kahire Konferansı. Arkadaşlar 1945 yılında Yalta Konferansı'nda Birleşmiş Milletler'in kurulma kararı alınmıştır. Ve bu Yalta Konferansı'nda şöyle bir karar da alınmıştır. 1 Mart 1945'e kadar mihver devletlere savaş ilan eden devletler Birleşmiş Milletler'e üye olabilir. Türkiye'de 23 Şubat 1945'te mihver devletlere savaş ilan ederek Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda yer alan 51 devletten biri olmuştur. Cevabımız B seçeneği, Yalta Konferansı. Bir diğer sorumuz, İkinci Dünya Savaşı sonrasında denge politikası izleyen Türkiye, savaş sonrasında Batı blokunda yer almaya çalışmıştır. Türkiye'deki bu tutum değişikliğinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Almanya'nın savaştan yenilerek çekilmesi. B. Çok partili hayata geçiş için yardım almak istemesi. C. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi. D. Müttefik devletlerin çağdaş uygarlığı temsil etmesi. E. Kıbrıs sorununun çözümünde destek bulma çabası. Arkadaşlar, Türkiye Batı bloku içerisinde yer almasının en büyük sebebi Batılı devletlerin çağdaş uygarlığı temsil etmesidir. Cevabımız D seçeneği. Evet, bir diğer sorumuz, ABD'nin girişimleriyle Mısır ve İsrail arasındaki görüşmeler aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? A. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulmasına, B. Camp David Antlaşması'na, C. Filistin Devleti'nin kurulmasına, D. Sadabat Paktı'na, E. Bağdat Paktı'na. Arkadaşlar 1973 Yom Kippur Savaşları'ndan sonra ABD'nin girişimiyle Mısır ve İsrail arasında barış görüşmeleri başlamıştır. 1978 yılında ve 1979 yılında da Camp David Antlaşmaları imzalanmıştır. Dolayısıyla cevabımız Camp David Antlaşması B seçeneği. Evet, bir diğer soru. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin savaşları Paris Konferansı'nda belirlenmemiştir? Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Paris Barış Konferansı'nda belirlenmemiştir? A. Versay Anlaşması, B. Nöy Anlaşması, C. Trianon Anlaşması, D. Sevr Anlaşması, E. Paris Saint-Germain Anlaşması. Arkadaşlar, Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı ittifak devletlerindendi. Bu 5 devletin arkadaşlar, ki Macaristan sonra ayrıldığı için 5, normalde savaş sırasında 4'tür. 5 devletin 4'ü ile Paris Barış Konferansı'nda anlaşma imzalanması kararı alınmıştı. Ancak Osmanlı Devleti'ni
kendi aralarında paylaşamadığı için devletler ne yapmışlardır? Bu konferansta buna bir çözüm bulamamışlar ve daha sonra 1920 yılında toplanan San Remo konferansında bu sorunu, yani Osmanlı ile bir anlaşma yapma sorununu çözmüşlerdir. Dolayısıyla cevabımız Sevr Barış Antlaşması'dır. Yani D seçeneğidir. Evet, bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi 1929 dünya ekonomik krizinin nedenlerinden biri değildir? A. Amerikan şirketlerinin mali güçleri. B. Tarım ürünlerinin üretiminde artış olması. C. İkinci Dünya Savaşı. D. Lüks tüketim mallarının tüketiminde artış olması. E. ABD'nin kreditör devlet olması. Arkadaşlar, Amerikan şirketlerinin mali güçlerinin çok büyük olması birinin batmasından dolayı bütün şirketlerin batmasına sebep oluyordu. Tarım ürünlerinin üretiminde artış olması, tarım ihraç eden ülkelerin iflas etmesine, tarım ürünleri ihraç eden ülkelerin iflas etmesine sebep olmuştur. Bu da dünyada büyük bir krize sebep olmuştur. Lüks tüketim mallarının tüketiminde artış olması, ilk başlarda borsayı ve iç piyasayı canlandırsa da daha sonraki dönemde arkadaşlar krizin başlamasında etkili olmuştur. ABD'nin kredi diğer devletlere kredi vermesi, ancak bu kredilerini geri alamaması da krizin etkilerinden birisidir. Ama 2. Dünya Savaşı 1929 dünya ekonomik buhranının sebebi değil, sonucudur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Bir diğer soru. 2. Dünya Savaşı sonrası başlayan ve 1991'de sona eren dönemde adından en çok söz ettiren iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere, Fransa. B. Almanya, SSCB. C. Japonya, ABD. D. Almanya, İtalya. E. ABD, SSCB. Tabii ki arkadaşlar, Soğuk Savaş'ta iki tane kutup vardı. Biri Doğu Bloku, diğeri de Batı Bloku. Doğu Bloku'nun lider ülkesi SSCB, Batı Bloku'nun lider ülkesi ise ABD'ydi. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. 16. soru. Varşova Paktı'na katılmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Arnavutluk. B. Macaristan. C. Bulgaristan. D. Polonya. E. Yugoslavya. Arkadaşlar, Yugoslavya Varşova Paktı'na hiçbir zaman katılmamıştır. Hatta Kominform'dan da 1968 yılında ayrılarak Bağlantısızlar Hareketi'nin lider ülkelerinden biri olmuştur. Cevabımız E seçeneği, Yugoslavya. Hitler, 17. soru. Hitler iktidara geldikten sonra aşağıdaki rejimlerden hangisini benimsemiştir? A. Faşizm. B. Komünizm. C. Nazizm. D. Mutlakiyet. E. Monarşist yönetim. Arkadaşlar, Hitler deyince aklımıza Naziler ve Nazizm gelecek. Dolayısıyla nasyonel sosyalizm açıklaması, yani bir ırkın üstünlüğünü savunan yönetim biçimi, ki bu ırk da Alman ırkıdır. Cevabımız C seçeneği, yani Nazizm arkadaşlar. Aşağıdaki doktrinlerden hangisi ABD'nin Orta Doğu planlarını konu almaktadır? A. Truman doktrini. B. Marshall planı. C. Akritas planı. D. Eisenhower doktrini. E. Kuzey Atlantik paktı. Arkadaşlar, 1963 yılında ABD Başkanı Eisenhower Orta Doğu ile ilgili planlar yapmıştır ve buralara işte belirli dönemler halinde yıllık 200 milyon dolar yardımda bulunma planından bahsetmiştir veya bu 200 milyon dolardı vaat etmiştir. Ancak bu Körfez ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanmıştır. ABD'nin işgal planı olarak görülmüştür. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneği, Eisenhower doktrini. Evet, bir diğer sorumuz.
Yukarıdaki devlet adamlarından hangileri Kıbrıs davasında aktif rol almışlardır? 1. Fazıl Küçük, 2. Rauf Denktaş, 3. Tayfur Sökmen. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Arkadaşlar Fazıl Küçük biliyorsunuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Rauf Denktaş ise Türk Mukavemet Teşkilatı'nda başkan yardımcısıdır ve daha sonra da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olacaktır. Tayfur Sökmen ise Hatay Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla Tayfur Sökmen'in Kıbrıs'la hiçbir alakası yoktur. Cevabımız D seçeneği 1 ve 2. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki projelerden hangileri Türkiye'nin Kafkas ülkeleriyle ilişkilerinin gelişmesinde etkili olmuştur? 1. Kerkük yumurtalık boru hattı, 2. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, 3. Şahdeniz projesi, 4. Mavi akım projesi. Cevap seçeneklerimize bakıyoruz. A 2 ve 3, B 3 ve 4, C 1, 2 ve 3, D 2, 3 ve 4, E 1, 3 ve 4. Arkadaşlar Kerkük yumurtalık boru hattı biliyorsunuz Irak'la olan bir boru hattıdır. Dolayısıyla bunun Kafkas ülkeleriyle bir alakası yoktur. Ancak Bakü, Tiflis, Ceyhan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan arasındaki bir boru hattıdır. Şahdeniz projesi ise Azerbaycan üzerinden Türkmen gazının Türkiye, Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya satılması projesidir. Gerçi şu an itibariyle bütün proje tamamlandı. Gerçeğe dönüşmesi an meselesi arkadaşlar. Mavi akım projesi de Rusya'nın doğal gazının Türkiye üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması projesidir. Şu an Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattıyla mavi akım projesi hayattadır. Yani uygulanmaktadır. Ama Şahdeniz projesi ise gerçekleşmesine çok yaklaşılmıştır. Dolayısıyla 2, 3 ve 4. Projeler kesinlikle Türkiye'nin Kafkas ülkeleriyle irtibatını güçlendirir. Cevabımız D seçeneği. Bir diğer sorumuz, SSCB'nin dağılmadan önceki son başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kuruşçev, B. Yeltsin, C. Gorbaçov, D. Putin, E. Molotov. Arkadaşlar Mihail Gorbaçov hatırlarsanız 1991 yılında Glasnost ve Perestroika planları başarısızlığa uğradığından dolayı askeri darbe yaşamak zorunda kalmıştır. Ve bu askeri darbe ile birlikte ülke karışmış ve SSCB dağılmıştır. Dolayısıyla SSCB'nin son başkanı Mihail Gorbaçov'dur. Cevabımız C seçeneği. 22. soru. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin ekonomik kriterlerini ifade etmektedir? A. Maastricht kriterleri, B. Kopenhag kriterleri, C. Schengen anlaşması, D. Roma anlaşması, E. Paris anlaşması. Arkadaşlar Maastricht kriterleri AB'ye girecek ve AB'de devam edecek ülkeler için ekonomik şartlar sunar. Kopenhag kriterleri ise yine AB'ye girecek ve AB'de devam edebilecek ülkeler için sosyal ve hukuki şartlar, kriterler sunar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Maastricht kriterleri. Evet, 23. sorumuz. Birleşmiş Milletler Teşkilatı aşağıdaki konferanslardan hangisinde kurulmuştur? A. Casablanca Konferansı, B. San Francisco Konferansı, C. Kahire Konferansı, D. Moskova Konferansı, E. Yalta Konferansı. Yalta Konferansı'nda Birleşmiş Milletler'in kurulma kararı alınır. San Francisco Konferansı'nda ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulur. Cevabımız B seçeneği San Francisco Konferansı arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki devletlerden hangisi 2. Dünya Savaşı'na faşizm rejiminin etkisiyle katılmıştır? A. Almanya, B. ABD, C. İngiltere, D. Japonya,
e İtalya. Faşizm deyince İtalya, Nazizm deyince Almanya akla gelir. Sorumuzun cevabı E seçeneği, yani İtalya arkadaşlar. 25. sorumuz. Meşe restorasyonu hangi ülkenin 19. yüzyılda kalkınmasında çok etkili olmuştur? A. Almanya, B. ABD, C. İngiltere, D. Japonya, E. İtalya. Arkadaşlar 1870'lerden itibaren Japonlar kalkınmak için Batı tarzı ıslahatlar yapmışlardır. Aynen bizim 2. Mahmut gibi Osmanlı padişahı. Hatta bundan dolayı da arkadaşlar ne olur? Japonların Meiji restorasyonu ile 2. Mahmut'un ıslahatları birbirine çok benzer. Mesela Batı tarzı kıyafetleri her ikisi de benimser. Bu mesela bir örnektir. Veya her ikisi de eski kurumları tasfiye eder. Batı tarzı kurumlar açar. Meiji restorasyonu Japonların kalkınmasında etkili olmuştur. Cevabımız D seçeneği. Bir diğer soru. Yukarıdaki devletlerden hangileri Yom Kippur savaşlarına katılmamıştır? 1. Mısır, 2. İsrail, 3. Suriye, 4. İran. Cevap seçenekleri A. Yalnız 1, B. 2 ve 3, C. Yalnız 4, D. 3 ve 4, E. 2 ve 4. Arkadaşlar Mısır, İsrail, Suriye birbirleriyle savaşmıştır Yom Kippur savaşlarında. Ama İran bu savaşlara direkt katılmamış. Dolaylı olarak bu Mısır ve Suriye'yi desteklemiştir. Cevabımız C seçeneği, yalnız 4. Bir diğer soru. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında aşağıdaki devlet adamlarından hangisi idam cezası almamıştır? A. Celal Bayar, B. Adnan Menderes, C. Fatih Rüştü Zorlu, D. Hasan Polatkan, E. İsmet İnönü. Arkadaşlar Celal Bayar idam cezası almıştır ama hükmü infaz edilmemiştir. Çünkü çok yaşlıdır. O yüzden idam edilmemiştir ama idam cezası almıştır. Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ise hem idam cezası almışlardır hem de bu cezaları infaz edilmiş maalesef. Bu üç devlet adamı idam edilmiştir yassıada mahkemeleri sonrasında. İsmet İnönü ise zaten yassıada mahkemelerinde yargılanmamıştır. Hatta 1961 darbesinden sonra ise başbakan olarak ülkeyi yönetmiştir 1965'e kadar. Cevabımız E seçeneği, İsmet İnönü. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi 1980 sonrası dönemde etkili olmamıştır? A. Verem, B. AIDS, C. SARS, D. Kuş gribi, E. Domuz gribi. Arkadaşlar AIDS, SARS, kuş gribi, domuz gribi 1980 sonrasında Türkiye'de ve dünyada etkili olan hastalıklardır. Ancak verem çaresi bulunduğu için ve veremle aktif mücadele verem savaş dispanserleriyle yürütüldüğü için verem 1980 sonrasında artık Türkiye'de ve dünyada etkili olan bir hastalık değildir. Cevabımız A seçeneği. A verem. Aşağıdaki terör örgütlerinden hangisi Ermenilerin kurduğu örgüttür? A Asala, B ETA, C EOK, D PKK, E DHKPC. Arkadaşlar Ermenilerin 21. yüzyılda arkadaşlar kurduğu örgütün adı Asala'dır. Ermeni diasporası tarafından kurulur ve bu Asala'nın tek bir hedefi vardır. Türkiye'yi yaptığı suikastlerle 1915 Ermeni tehcirinden dolayı dünyaya suçlu olarak göstermek ve Türkiye'den toprak ve tazminat talebinde başarılı olmaktır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. ETA İspanya'da, EOK Kıbrıs'ta, PKK ve DHKPC ise maalesef Türkiye'de etkili olmuş terör örgütlerdir. Cevabımız A seçeneği. 30. soru. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Türkiye ile İran arasında sorun değildir? A. Mezhepsel yayılmacılık, B. Rejim ihracı, C. Terör, D. Orta Doğu devletleri, E.
doğalgaz. Arkadaşlar, İran biliyorsunuz Şii mezhebine mensuptur ve bölgede, Orta Doğu'da mezhepsel bir politika takip etmektedir. Dolayısıyla Şii mezhebine mensup olmayan Türkiye ile bu yönüyle arasında günümüzde de var olan üstü örtülü de olsa bir çatışma mevcuttur. Ve İran arkadaşlar teokratik bir devlettir ve bu rejimini çevre komşu devletlere yaymak için de teşebbüslerde bulunan bir devlettir. Türkiye ise laik bir yapısıyla ne yapmaktadır? İran'la çatışmaktadır bu yönüyle. Yine dediğimiz gibi üstü örtülü bir çatışmadır. Terör ise İran'ın terör örgütlerine destek vermesinden dolayı yakın zamana kadar Türkiye ile İran arasında önemli bir problemdir. Orta Doğu devletlerinde ise yine hakimiyet mücadelesi vardır. Söz gelimi Suriye'de Türkiye muhalifleri desteklemektedir. İran ise Esed rejimini desteklemektedir. Bu da Türkiye ile İran arasında çatışmaya dönüşmektedir. Ama İran'la aramızda doğalgaz problemi yoktur. Hatta doğalgaz Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri geliştiren bir nesnedir arkadaşlar. Neden? Çünkü Türkiye İran'dan doğalgaz satın alan bir ülkedir. Evet arkadaşlar, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi cevabımız E seçeneği. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi üniteleriyle ilgili sorularımız burada sona eriyor. Sizin de mutlaka arkadaşlar bu ünitelerle ilgili, 5 tane ünitemizle ilgili kendinizin soru çözmesi gerekmektedir. Biz setimizde size gerekli olan bütün bilgileri verdik. Ancak bu bilgileri etkili bir şekilde kullanabilmeniz için sizin de mutlaka test soruları çözmeniz gerekmektedir arkadaşlar. İyi günler diliyorum.